Sizde 2 yıldır. Haritasından bana göstersene. Kızıldeniz'den nerelere gidiyorsunuz Teo? Şimdi o da çekecektir. Beraber şey yapalım. Yani. Ama böyle fotoğraf makinesi gerek olmaz ya. Hı? İki kere gösteririz. Sen şimdi şeyi göster. Parmağınla şey. Göster parmağınla ya da kalemle. Ben de alayım göstereyim. Tamam, beraber şey yapayım. Şimdi başla. Evet. Yolculuğumuz Bodrum'dan başlıyoruz. Evet. Direkt Rodos'un üzerinden Port Said'e iniyoruz. Port Said'de birkaç gün kalıyor tekne çünkü oradan Suez Kanal geçişi için hazırlanıyoruz. Suez'den geçip aşağıda Hurghada limanı var Mısır'ın. Mısır'a gidiyoruz. Burada son hazırlıklar ve mazot ikmali yapıldıktan sonra buradan Sudan'a geleceğiz. Sudan'da Suakim ve Port Sudan diye iki tane liman var. İkisine de gireceğiz. Çünkü biz de orada çekimler yapmak istiyoruz. Çok ilginç eski antik limanlar. Oradan Eritrea'nın Massawa şehrine geliyoruz. Massawa'da gene Osmanlılardan kalma 400 yıllık bir eski Osmanlı yapıtları olan bir şehir. Burada 2 ay kadar kalıp Hint Okyanusu'nda şu anda esen muson fırtınalarını geçmesini bekleyeceğiz. Daha sonra da Ağustos ayının ortalarında Eritrea'dan çıkıp tekrar gene Yemen, Cibuti, Oman'a gelip, Oman'dan Maldiv Adaları'na geçeceğiz. Maldiv Adaları'ndan yine Sri Lanka'ya gelip, Sri Lanka'dan İndonezya'nın Sumatra Adası burnundaki takım adalara uğrayacağız. Buradan tekrar Malezya'ya geçip, Malacca Strait'ten geçerek Singapur Boğazı'ndan Singapur'a uğrayıp, tekrar diğer taraftan Malezya'ya, Malezya'dan tekrar Tayland'a geçeceğiz. Yolculuğumuz normalde aslında 2 ay kadar sürüyor fakat bu beklemelerle 4,5 ay kadar süreceğini düşünüyorum. Ben Teoman Sarıaslan, Hint Okyanusu'nda oldukça tecrübem olduğundan dolayı bu tür tekne transferlerinde sonunda iş bana kadar geliyor. Bu arkadaşlar da bu tekneyi 2 yıl önce almışlar. 2 yıl kadar tersanelerde bakım gördükten sonra Tayland'a götüreceklerini söylediler ve benim götürmemi istediler. Bu şekilde başlayıp son 6 aydır da ben teknenin okyanusa hazırlanma safhasında tekneyi okyanusa hazırladım. 6 aydır. Sürekli olmasa da devamlı bir şekilde bu tekneyle uğraşıldı. Şu anda da tekne yolculuğa hazır ve denize çıkıyoruz. Peki okyanusa hazırlamak için ne gibi özel şeyler lazım? Okyanusu hazırlamak için bu kuletler tabii okyanus için yapılmış tekneler değiller. Bu tekneler buralarda charter için yapılmış. Özellikle bu kayık 37 yaşında bir tekne. Yeni bir salma yapılmıştı mesela buna. Çok derin ağır bir salma. Bu tekne eski tekne o salmayı taşıyacak kapasitede değil. Bunun içine ben bağ tahtalarına basacak şekilde askı tabir ettiğimiz çelik konstrüksiyonlarla mesela salmayı içeriden bir sürü yerden takviyelerle askıya aldım. Dümenini tekrar yeniden yaptım. Baş tarafa bodoslamayı çelik konstrüksiyonla bağladım. Armasını yaptım. İşte şaft ve pervanelerini söküp onların gerekli tadilatlarını yaptım. Tekneyi bir suya indirip şişmesini sağlayıp tekrar karaya çekip ikinci bir kalafat ve boyasını yaptırdım. Bu tür bir işlemler yani. Evet, peki şimdi bir de belgesel çekeceksiniz. Neden belgesel çekeceksiniz? Zannediyorum ki çok maceralı bir yolculuk. Evet, aslında bu yolculukları benim tabii Hint Okyanusu'nu bu 5. geçişim. Daha önce de gene kuretlerle geçtim bu yolculuğu fakat hiçbir zaman için ciddi bir çekim yapmadık. Oğuz arkadaşımla beraber bir sefer büyük bir olasılıkla TRT belgesele bir serüven şeklinde bu yolculuğun canlı, renkli olarak bir belgeselini yapmaya çalışacağız. Peki ne tür zorluklar bekliyorsunuz dalgaların, hava koşullarının dışında? Korsanlar deniz, bekliyor musunuz? Deniz oldukça zor bir denizdir. İlk başta zaten geçilmesi çok zor bir denizdir. Kızıldeniz'de her zaman problemler yaşıyoruz. Kızıldeniz çıkışında da tabii şimdi yeni olan bu Somali korsanlarının
problemleri yaşanıyor. Son gelen tekneler oldukça problemli geçtiklerini falan anlatıyorlardı yabancılar falan ama ben tabii onlara şöyle bir cevap veriyorum. Biz Türk bayrağı asıyoruz tekneye. Onlar Müslüman, biz Müslüman. Selamun aleyküm deyip geçiyoruz onlarla gibi esprilerden. Biz oralardan çok rahat gideceğimizi zannediyorum. Evet, teknenin sahibi Tony Bey ile görüşelim. Siz mi sorar mısınız? O bize neler söyleyecek bu seyahat için? Tony, what do you think about this trip? Yeah, I hope it is also okay. Umarım her şey yolunda gider der. And then I'm very lucky when we come to Thailand. Tayland'a gidersek çok şanslı hissedeceğim. And have not a big problem before. İnşallah büyük problemler yaşamayız. The last one and a half year I have every day problem. Son bir buçuk yıldır her gün büyük problem yaşıyorduk diyor. I hope it's now better. Sanırım inşallah bunlar geçmiştir. Hediyeden falan. What about the boat as you are giving to your lovely wife? What do you think? You are missing her? Yeah, I think so. Ona özlediğini özledin mi diye sordum bu hediyeyi götürdüğü karısına. Sanırım özledim ya. Evet. Bunu tekneyi ona aldığını. Tell us now. Yeah, was es Überraschung in English? Überraschung. Present. 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 So, did you buy this boat as a gift for your wife in Thailand? Yes, I will present her this boat, damit we can living together in the next years in Thailand. Kendisine bu tekneyi ona hediye olarak mı aldığını sordum. O da der ki, evet, bu ona bir hediye ve umarım gelecekteki yıllarda biz bu teknede onunla mutlu bir şekilde yaşayacağız Tayland'da. Uzun yıllar yaşamalarını, huzurla yaşamalarını diliyoruz biz de. They say we hope that you have a very happy life on this boat together in Thailand. Yeah, I think so. 35 years more. 35 sene daha yaşayabiliriz. Evet, şimdi elinde kamerasıyla gördüğümüz arkadaşa yaklaşalım bakalım. Evet, sizi tanıyalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben Oğuz Karabeli. Belgeselle uğraşıyorum daha çok. İşte Teo ile biz daha önceki bir Teo ile ilgili çekilmiş belgesel vardı. Deniz Üstadları diye bir belgesel yaptık. Orada tanıştık. O zamandan beri de görüşüyoruz yani yaklaşık bir 2 yıldır. İşte şimdi bu yolculuk olacağı zaman Teo beni çağırdı. Dedi bak böyle böyle bir yolculuk var. İstiyorsan sen de gel. Bir şeyler yapalım, çekelim. İşte hem sen de gezmiş olursun falan öyle başladık bakalım. Herhalde birçoluk da yapacaksın. Zaten bayağı bir şeyler öğrendim bu arada. 4 aydır ben de bu teknedeyim. Bir sürü şey öğrendim. Aslında yani. Şimdi Oğuz gemici durumuna geçti. Bizim Tony'miz Miço durumunda şu an. Biz şimdi Hüseyin'e dönelim. Evet. Evet. Sizi tanıyalım. 85'te Bodrum'a Teoman'la beraber geldik biz. Tekneyle. 85'te geldik. Beraber geldik işte. Neyle geldin? Senin tekneyle geldik. Senin Teoman'ın teknesini getirdik. Karadeniz'de bir tane tekne yaptık. 85'te buraya geldik ve burada da kaldık. Bu yolculuk için neler söyleyeceksin? Daha önce de yaptık, yine yaparız. Peki yolunuz açık olsun. Burada tamiratlara devam edeceğimiz için diyebilirsiniz. Burası böyle bir atölye şeklinde halen. Yüzen bir atölye pek. Bunu o şekilde şey yapabilirsiniz. Evet. Dünya ile iletişiminizi telsizle mi kuracaksınız? Nasıl kuracaksınız? Okyanuslarda dünya ile iletişimimiz olmuyor tabii ama bir uydu telefonumuz var. Okyanusta da seyir yapabileceğimiz. Evet. Buradayız. Two pictures from her, by you on the stick, and one together with her. Birlikte var mıymış? Şimdi?
Hadi gidelim. Ne dedin? Abi geldi. Kim geldi? Ben kamerayı alıyorum. Çıkıyor ya. Ne yapıyorsun?